Kusura bakmayın. Bade Hanım biraz gecikecek. İsterseniz biz bu sırada kredi meselesini konuşabiliriz. Biz o işi hallettik Ali Ömer Bey. Finans müdürümüzün bize gönderdiği ödeme planları bizim için uygundur. Öyle mi? Umarım karşılıklı güven konusunda bir problem yoktur. Hancıoğlu ailesi bizim için sadece müşteri değil, aynı zamanda bir dost. Ancak takdir edersiniz ki gecikmeleri genel müdürlüğe bildirmek zorundayım. Tabii. Affedersiniz Ali Ömer Bey. Pardon. Gelmediler mi hala? Bade Hanım şimdi aradı. Bir sorun çıkmış, o yüzden gecikmişler. Ama yoldalarmış. Gelir gelmez ikisini de içeri yolla. Peki. Bu kadar gecikeceğimizi bilseydim ben raporları yollardım şirkete. Gökhan gıda mühendisiyle toplantı ayarlayabildi mi acaba? Akşam üzeri görüşsek ne güzel olurdu. Mehmet, vallahi sen banka müdürüyle yapacağımız toplantıya odaklansan daha iyi olur. Adamların kredisini 2 aydır ödeyemiyoruz. Şirket için ne kadar kötü bir durum, farkında mısın? Onu şirketin yöneticisi düşünsün. Ben niye düşüneyim ki? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Geç kaldığımız için tekrar özür dilerim. Sorun değil Bade Hanım. Önümüzdeki ay görüşürüz. Buyurun. Bu nasıl bir sorumsuzluk? Madem geç kalacaksınız, neden haber vermiyorsunuz? Sen de dosyaları alıp götürmüşsün. Bu toplantının şirketimizin imajı için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musunuz? Toplantıya geç kaldık, özrümüzü diledik. Toplantıda da problem çıkmadı. Bence bu kadar yeter. Yetmez Mehmet, yetmez. Biz şirket sahipleri olarak böyle lakayt davranırsak bu adamların bizi ciddiye almasını bekleyemeyiz. Şirket sahibi biziz Ali Ömer. Sen sadece yöneticisin. Bunu unutma. Telefonunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.